Bir bilim adamının hikayesi Mustafa İnan. Siz onun adını İTÜ Mustafa İnan Kütüphanesi'nden duymuş olabilirsiniz belki. Ama aslında o, kendi öğrenmeye ve öğretmeye adamış, ülkesini çok seven, çok başarılı bir bilim adamı, bir İTÜ'lü. Yaptıkları ve başarıları anlatmakla bitmez tabii ama bu videoda elimizden geldiğince sizlerle paylaşacağım. 1911'de Adana'da dünyaya geliyor Mustafa İnan. Küçük yaşlarda başlıyor öğrenme tutkusu. İlkokul yıllarında edebiyatla ilgilenip bir sürü divan şiirini ezberliyor. Ortaokulu bitirdikten sonra girdiği Adana'daki yatılı lisede arkadaşları ona riyaziyeci, yani matematikçi Mustafa diyor. Buradan da o yaşlarda bile öğretmeye aşık biri olduğunu görüyoruz. Ailesinin maddi durumunun kötü olmasından dolayı hayata hemen atılmak için fen fakültesine giriyor Mustafa İnan. Ama o hayallerinin peşinden koşuyor ve üniversite hocası olma niyetiyle kaydını geri alıp İTÜ'ye, o zamanki adıyla mühendis mektebine başvuruyor. Yapılan giriş sınavı sonucunda birincilikle girdiği İTÜ'den yine birincilikle mezun oluyor. Ve ardından Zürih Üniversitesi'nde doktorasını yapıyor. Böylece yurt dışında ilk kez doktora yapmış Türk oluyor Mustafa İnan. Doktorasından sonra yurt dışında kalması için gelen teklifleri reddederek Türkiye'ye geri dönüyor. Öğretmeye kaldığı yerden İTÜ'den devam ediyor. Mekanik çalışmalarıyla dünya çapında çok değerli bir bilim insanı haline geliyor Mustafa İnan. 1957-59 yılları arasında da İTÜ'de rektörlük yapıyor. 5 Ağustos 1967'de ise aramızdan ayrılıyor bu değerli insan. Aramızdan ayrılsa da yaptıklarıyla her zaman bize yol gösterici olmaya devam edecek olan Mustafa İnan'ın hayatını Oğuz Atay'ın Bir Bilim Adamı'nın romanı adlı eserinden okuyabilirsiniz.